Merhaba arkadaşlar. Bu çekeceğimiz videoda Everpad tabletlerine nasıl yazılım yükleyeceğimizi göreceğiz. Bu çekeceğimiz videoda bazı tabletleri desteklemektedir. Yani bu yöntem şu sağ tarafta bulunan bazı modelleri bu şekilde yazılım yükleyebiliriz. Şimdi öncelikle tabletimizin update dosyasını indirmemiz gerekiyor. Gerekli olan siteden segment.com.tr sitesine girip buradan tabletler bölümünden hangi tabletimiz varsa o tabletin update'ini indirelim. Ben örnek olarak Everpad DC700 modelini yapacağım. Driver yazılım bölümünde update 1 dosyasını indiriyoruz. Ben o dosyayı daha önce indirmiştim. Masa üstümünde mevcut. Evet, indirmiş olduğumuz dosya RAR'lı bir şekilde gelir. Onu RAR'dan çıkardığımızda bu şekilde bir dosyaya sahip oluruz. Bu dosya içerisinde 490 MB'lık bir update dosyamız ve update yapabilmeniz için gerekli olan yazılım ve driver dosyalarımız mevcuttur. Şimdi tabletimizi PC'mize bağlayalım. Bağlamadan önce şu şekilde yapmanız gerekiyor. Tabletimizin üzerinde bulunan ses eksi tuşuna basılı tutarak bilgisayar bağlantı kablomuzu takıyoruz. Tabii öncelikle şu programımızı açalım. Ses eksi butonuna basılı tutuyoruz elimizle ve bağlantı kablosunu takıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir numara yeşil yanmaya başladı. Bir yeşil yandığı zaman işlemimiz doğru demektir. Eğer yeşil olarak görmüyorsanız cihazın driver'ını yüklemeniz gerekebilir. Aygıt yöneticisinde şu şekilde görünmesi gerekiyor. Şu bölümde RK30 device. Bu Everpad DC700 modeli bu şekilde görünüyor. Diğer modeller daha farklı gözükebilir driver olarak. Eğer bu şekilde görünmüyorsa driver bölümünden gerekli olan yazılımlar 32 bit, 64 bit yazılımlar mevcuttur. Oradan yüklemesini yapabilirsiniz. Şimdi update dosyamızı tabletimize atalım. Bu bölümden update dosyamızı seçiyoruz. Masa üstünde update 1 update image dosyasını seçip ve update butonuna basıyoruz. Evet, şu anda update yapmaya başladı. Bu işlem 2 dakika falan sürebilir. Kısa bir süre içerisinde tamamlanacaktır. Bu arada bu yaptığımız işlem tabletimizin tüm dosyalarını silecektir ve sıfırdan yeniden kuracaktır. Eğer tabletimiz çalışır durumdayken gerekli olan resimlerimiz falan varsa, önemli dosyalarımız, onların bir yedeğini bilgisayarınıza almanızı tercih ederiz.
Şu anda yükleme işlemimiz bitti tablete. Tabletimizin açılmasını bekleyelim. Bilgisayar bağlantı kablosu halen takılı. Ekranımıza Android simgesi gelecektir, yeşil ve sarı renkte yazılar akmaya başlar. Evet, ekranımıza Everpad yazısı geldiğinde bilgisayar bağlantı kablosunu çıkarabiliriz. Bilgisayarla herhangi bir işimiz kalmadı şu an. Şimdi tabletimiz ilk açılış olduğu için bayağı bir uzun sürebilir. Bir 5-10 dakika falan bekleyiniz. Ekran dondu gibi gözükebilir ama yükleme işlemi devam etmektedir arka planda. Bir 5-10 dakika sonunda tabletiniz açılacaktır. İyi günlerde kullanınız.